Dostlar merhabalar. Şimdi 5. bölümümüzün yani ikizkenar üçgenin 9. köşe taşıyla devam ediyorum arkadaşlarım. Hemen bakalım bu köşe taşında ikizkenar üçgenimizin hangi özelliklerini öğrenecekmişiz. Şöyle odaklanmasını da bir ayarlayayım. Tamamdır. Burada da şu özelliğinden bahsedecekmişiz ikizkenar üçgenin sorudan anladığım kadarıyla. Dostum ikizkenar bir üçgenin tabanındaki bir noktadan ikiz kenarlara çizilen şu iki dikliğin toplamı yani 3 ile 2'nin toplamı 5 eşit açılardan çizilen yüksekliğe eşit. Yani şu yüksekliğin uzunluğu 5 olacak. Unutmayın eşit açılardan çizilen yani ya Bursa'dan çizdiğine eşit ya da Ceyhan'dan çizdiğine eşit. Çünkü ikisi de zaten birbirine eşittir. Bursa'dan da çizsen, Ceyhan'dan da çizsen ikisi de 5 olacak diyor kural. Peki, şimdi burası 75 ise artık ben biliyorum ki eşit açı olduğu için burada 75. 75, 75 daha 150. Şu tepeye ne kaldı? 30. Ve bakın şurada bir dik üçgen çıktı karşıma ki 30'un karşısı 5 ise 90'ın karşısı 10'dur. Yani benim ikiz kenarım 10 geldi diyebilirim artık. İkinci soru, artık ne yapacağınızı biliyorsunuz bu soruda. Şu 4 ile 2'nin toplamı Bursa'dan çizdiğim ya da Ceyhan'dan çizdiğim yüksekliğe eşit. Burası 6. Şimdi soruyu okuyalım. BAC 90 değilmiş. Burası 90 değil. 4 var, 2 var. AB'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. Şu dik üçgene odaklanın dostlarım hemen. Dik üçgende 90'ın karşısındaki kenar yani AB yani hipotenüs her zaman dik kenarlardan büyük olmalı. Yani burası 6'dan büyük olacak. Ne olabilir? 7, 8, 9, 10 diye sonsuza kadar gidiyor diyebiliriz. Bize neyi soruyor? En küçüğü kaçtır? En az da 7 olur dedi. Üçüncü sorudayız dostum. ABC yine bir ikizkenar üçgen. AB eşit AC. Ve sen artık şunu biliyorsun. DF ile DH'ın toplamı nereye eşitmiş? BE'ye. Bakın BE'yi ne vermiş? 8. DF'yi 5 vermişse demek ki bu DH 3. HC'yi de 4 vermiş arkadaşım. O zaman 3, 4, 5 üçgenini yapıştırdım. Sorumun cevabı Adana'dan geldi bile. Tamam. Hadi dördüncü sorumuzdayız. Bakalım ne diyor? AB ile AC birbirine eşitmiş. BC pardon. Ne ile ne? AB ile BC. Bakın o zaman benim taban dediğim yer burası. Burası taban kenarı. Ve taban üstündeki bir noktadan ikiz kenara bir diklik çizmişim 3. Başka ne diyor? AD küçüktür DC. AB'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? AB neresi? Şurası olacak arkadaşım. Şimdi sen ne diyeceksin artık? Şunu söyleyeceksin. Şurayı bir kaşıyım. Şimdi AD daha küçükmüş dostlar. DC'den. Yani buradan da bir diklik ben buraya çizsem canım kardeşim. Şu dikliğimi de çizsem buraya. Bu 3'ten bir tık daha küçük bir sayı olacak değil mi? Çünkü sonuçta şurası daha küçük bir sayıymış buradan. Başka şunlar benim eşit açılarım canım kardeşlerim. Şunlar da bizim eşit açılarımız. DE diktir diyor. Tamam AD küçüktür. 3'ü gördük. ABC de 45'ten büyük bir açıymış. Şurası da büyüktür 45'tir diyor. Peki biz 3 ile hani şunlar eşit olsaydı 3 3 olsaydı bu ikisinin toplamını ne diyebiliyorduk? Şuradan indirdiğimiz dikliğe eşit 6 diyebiliyorduk. Demek ki burası 6 ise ve burayı da 45 kabul etsem burası ne olacaktı? 6 kök 2. Şimdi 6 kök 2 dediğimiz sayı aslında kök 72. Kök 72 dediğim sayı da şöyle yazayım. Kök 72 dediğimiz sayı 81'den küçük. Demek ki dışarıya 9 diye çıksaydı, yani 81 olsaydı 9 diye çıkardı. 64'ten büyük bir sayı, 64 olsaydı 8 diye çıkardı. 8 ile 9 aralığında bir değer alacak şurası. 8 ile 9 aralığında bir değer alırdı diyorum. Ne zaman? 3 olsaydı bu. Ama dedik ki bu 3'ten küçük. Mesela 2 olsun. E o zaman 3 ile 2'nin toplamı bu 5 olacaktı. 5 ise de bu 5 kök 2'den daha büyük bir değer. 5 kök 2 olacaktı ki o zaman da diyecektik ki 7 ile 8 aralığında bir değer alacak burası da.
Evet doğru, 7 ile 8 değer aralığında bir değer alacaktı. En büyük değeri kaçtır diye soruyor bize. Bak bir daha baştan söylersek daha güzel anlayacaksınız. Şimdi 3, 3 diye kabul ettik. Yani bunları eşit kabul ettik. Yani şurayı tam orta kabul ettik arkadaşlar. Tam orta olsaydı burası 3, 3. Burası ne çıkacaktı? 3 kök 2. Şurası pardon 3, 3. Şu diklik ne çıkacaktı? 6. 6 olduğu zaman burası 45 olsaydı 6, 6, 6 kök 2 diyecektim buraya. Bu bir. Sonra devam ediyorum. Ama burası 3'ten küçük. Demek ki bununla da bunun toplamı arkadaşlarım 6'dan küçük. 6'dan küçükse burası da 6 kök 2'den küçük bir değer olacaktı. Diyor ki 45'ten büyüktür burası diyor. 6 kök 2'den de büyük burayı bulduk. Tam karıştırdık herhalde değil mi? Biraz fazla şöyle olsaydı böyle olsaydı dedik. Kafanız karıştı herhalde değil mi arkadaşlarım? Ya bu sorunun cevabı 8'miş. Zaten şıklarda da gözüküyor da dostlar. Tam net şimdi gecenin bir yarısı çözdüğümüz için tam açıklayamadım size kardeşler soruyu da. Şimdi buranın 6'dan büyük olduğunu söylüyorum. Demek ki işte 6'dan büyük mesela ne olabilir? Hani bu da 45'ten büyük diyor ya 7 falan olsun diyelim biz burayı. E burası 7 ise bu da 90 en büyük kenar olduğu için dik üçgende 7'den büyük olacak. En az ne olur diye sordum. 8 olur dedim. Aslında işin özü bu kardeşim. Yani çok fazla böyle şuradaki yok burayı küçükmüş büyükmüşü karıştırmayayım isterseniz kafanızı. Direkt buradan da daha rahat anladığınızı düşünüyorum inşallah. Evet 9'da tamam geldik 10. köşe taşına bakalım ne diyor. Şimdi AE ile şuradaki AE uzunluğuyla AC uzunluğu birbirine eşitmiş. Evet biraz saçma da olsa görünüş eşitlermiş arkadaşlarım tamamdır. FC'yi 4 vermiş onu gördük. Başka BD'yi 2 vermiş bunu da gördük kardeşim. X kaçtır diye bir soru soruyor bize. Bakalım neler yapacağız. X kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi burada AE ile AE şurası, AC de şurasıymış. Ha, şunlar ikizkenarmış dostlar. Şunların ikisi ikizkenar üçgenmiş. Ve bize de evet bunların toplamı kaçtır diye bir soru soruyor. Şimdi burada da şu kuralı söyleyeceğiz arkadaşlarım. Kural basit. Şimdi ikizkenar üçgen burası. Diyor ki kural İkizkenar üçgenin tabanının, bakın tabanda burası ya dostum, tabanı şöyle koyu yapayım ben. Tabanının uzantısında, bakın bu tarafa doğru uzatmış tabanı ve ikizkenarı üçgenin dışında bir P noktası almış. Bu P noktasından ikizkenarlara çizilen şu iki dikliğin, bakın biri X, bu ikizkenara gelmiş buna. Diğeri de 2. Bu ikizkenarın uzantısına inmiş. Gördünüz değil mi? Şunlar ikizkenarlarımız bizim. Bunun uzantısına inmiş. İşte bu ikisinin farkı, yani x ile 2'nin farkı senin yine şu eşit açılardan birinden çizdiğin dikliğe eşit. Yani C'den çizmiş zaten 4'e eşittir. O zaman x 6 olacak diyebilirsin dostum. Hemen ikinci soruya geçtim. Bakın aynısı burada da var kardeş. Şimdi ikizkenar üçgenin tabanının uzantısı bak. Taban burası. Tabanı uzatmış. Uzantıdan bir bu ikizkenara bir de bu ikizkenarın uzantısına diklik indirmiş. İşte bu ikisinin farkı. DE'yi kaç vermiş? 8 mi vermiş? 8. Bize de DF'yi soruyor X. İşte 8 ile X'in farkı yüksekliğe eşit. Hangi yüksekliği hocam? Eşit açıdan çizdiğin yüksekliğe eşit. Bakın şurası eşit açı ya. Buna eşit. Haşa. Peki bize başka neyi vermiş? AB'yi 12 vermiş. Yani şu dik üçgende 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı yani haş 6 olacak. 8'den kaç çıkarsa 6 kalır diye sordum. 2'yi işaretledim arkadaşım. Evet. Geldim 3. soruma. Şimdi yine bakın. İkizkenar üçgenimin tabanı burası. Tabanın uzantısındaki bir denizli noktasından ikizkenarların ikisine de diklik inmiş. Biz ne biliyorduk? Bunların ikisinin farkı yani 4 kök 2 eşit açılardan çizdiğim yüksekliğe eşit. Bursa'dan çizdiğim yüksekliğe eşit. O zaman burası 4 kök 2. Peki 45'in karşısı 4 kök 2 ise 90'ın karşısı ne olacaktı? 4 kök 2'nin kök 2 katı olacaktı. Şunların ikisinin çarpımı 2'dir. 4 ile de 2'yi çarptım. 8 geldi sorumuzun cevabı.
Evet, şuna geldik 4 numaraya şimdi. Yine bakın ikizkenar bir üçgen var burada görüyorsunuz. 120-30-30 üçgeniymiş burası arkadaşlarım. Çünkü bunları eşit vermiş. Ve tabanın uzantısında bakın E noktasında bir bu ikizkenara dikilmiş 2, bir de bu ikizkenara dikilmiş yani uzantısına X. Ve sen artık biliyorsun ki X ile 2'nin farkı yüksekliğe eşit. Yükseklik neydi öğretmenim? Benim eşit açılardan çizdiğim diklik demekti. Yani şu eşit açıdan mesela çizdiğim diklik şuna eşit. H burası. H bu. Peki 120'nin karşısı 12 ise 30'ların karşısı ne olacaktı? 4 köküç olacak. Çünkü köküç katı olacaktı burası ikizkenar üçgende. Şurada bakın 90'ın karşısı 4 köküç ise 30'un karşısı yarısı olacak 2 köküç. Şurası 60'tır. 60'ın karşısı da bunun köküç katı olacak 6. Yani H 6. O zaman kaçtan 2 çıkarsa 6 kalır diye soruyorum. 8'den 2 çıkarsa 6 kalır. 10. köşe taşını da gömmüş olduk böylelikle. Hemen 11'i alalım önümüze. Evet. İlk sorumuza bakıyoruz dostlar. ABC ikizkenar üçgen demiş. Tamam. AB ile şurasıyla şurası birbirine eşit verilmiş. Bir de diyor ki DC BH'ın 2 katıdır diyor arkadaşlar. Şu DC uzunluğu BH'ın 2 katıdır. Peki ben BH'a K dersem DC 2K olduğunu biliyorum. E şu C'den de bir diklik gittiğimde bu C'den gidilen CK diyelim mesela buna. CK dikliğinin biz neye eşit olduğunu biliyoruz? BH'a. O zaman CK uzunluğuna da K demiş oldum. Burası da K. Peki DC neydi? 2K. Bakın şu dik üçgene size neyi hatırlatıyor bu dik üçgen diye bir sorun kendinize. 90'ın karşısı 2K ise neyin karşısı K'dır? Sadece 30'un karşısı. Demek ki şu açımız 30. Hatta şurası da 60 derece geldi kardeşim. Burası da 60. Peki şuraya bakalım. 15 var. Şurada 90 var. Burası 75 olacak. E o zaman 60 da orası 15 kaldı buraya. Şurası 60'tı ya 15 kaldı. Peki şuraya bakalım. 90 var, 15 var. Şurası 75 olur. 75'in dış açısı da 105 gelir. Biraz küçük çizildiği için belki zorlanmış olabilirsiniz. Bir daha izleyin isterseniz bunu arkadaşlarım. Hemen şu soruya geçtim ben 2 numaraya. Şimdi x var, 9 var, 3 var. Buna göre x kaçtır diye bir soru soruyor. Şimdi nereler ikizkenarmış? AB ile BD. Şimdi bakın demek ki şu açıyla şu açı birbirine eşitmiş arkadaşlar. Ve biz ne biliyoruz ikizkenar üçgende? Eşit açılardan çizilen dikliklerden biri 5 mi? Diğeri de 5 olacak kardeşim. Burası da 5. Ve bu diklik eşit açıyla arasındaki mesafe 3 ise bu dikliğin de eşit açıyla arasındaki mesafe 3 olacak. Buraya da 3 yazdım. Ve bakın şu dik üçgeni görmenizi istedim arkadaşlar. Şurada bir dik üçgen var. 5, 12, 13 dik üçgeni. Demek ki cevabım Adana'dan geldi dostum. Evet, 3 numaraya geçiyorum hemen. Bakalım ne diyor 3 numara. Şimdi 30 AE ile AH birbirine eşit. Tamam. Buradan çizdiğim bir diklik. Bununla bu birbirine eşit. Peki eyvallah. AB ile AC 12 12 verilmiş. Burası da 12 birimmiş. AC de 12 birimmiş dostum. Buna da eyvallah. Demek ki ben şunu söylüyorum. Bak buradan eşit açıdan çıkan yükseklik gelmiş. Şu tepeye tepe açısıyla arasındaki nokta eşitmiş. Şurayı da çizersen diyorum sana hemen. Burası da kesin dik olmak zorunda. Çünkü hani bu eşit açıdan çizilen yükseklikler eşitti. Ve aynı zamanda burada ayırdıkları parçalar da eşit olacak. Yani şurası K birimse bu da K. Burası M birimse bu da M birim olacak. İkizkenar üçgenimin kuralı buydu dostlarım. Peki tamam hocam buraya da 90'ı yapıştırdık. 6'yı gördük. Buna göre X kaç derecedir diye bir soru soruyor bize. Şimdi hemen konuşalım. 30'sa 90'sa şurası 60 derece. Bu bir dursun elimizde. Peki öğretmenim şurası 30'sa bu ikiz açılar ne olacaktı? 150 kalıyor toplamda. 75 75 yani şurası 15 olacak. Bunu da yazdım. Peki burada
90'ın karşısını 12 vermiş. O zaman 30'un karşısı 6 olacak. Bakın bu da 6 çıktı. Sen burada şunu fark edeceksin. Şu üçgene bak kardeşim, şuna. Kalemde tam bitecek zamanı buldu. Ha. Şuna bakalım. Şöyle göstereyim. Bakın bu üçgen, şurası da 6, burayı da 6 vermiş. Yani ikiz kenar bir üçgen. X ise şu minicik açımızda x olacak arkadaşlar. Şurası da x. Ve x ile x'in toplamı, iki iç açı bir dış açıya eşit kuralında 2x 15'tir. X de 7,5 geldi. Evet, bunu da hallettik. 4 numaralı sorumuzdayız. Hemen bakalım ne diyor 4 numara. ABC bir üçgen. AB ile AC birbirine eşit. Yani şurasıyla şurası eşit. O zaman benim bir bu açım buradaki açımın tamamına eşit olacak. X kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şimdi bir de ne demiş? BH, BD ile HC'nin toplamına eşit. BD ile, yani şuraya A diyelim, şuna B diyelim. BH ne çıkıyormuş? A artı B'ye eşitmiş arkadaşlar. Peki bu eşit açıdan çizilen yükseklikler eşitti. Ben buradan da bir diklik çizsem şöyle. Bu diklik de A artı B olur o zaman diyelim. Çünkü bu çizdiğim diklik de BH'a eşit. Hatta bu buradan 24 derece ayırdıysa burada da 24 derece ayıracaktı. Peki burası A artı B. Şurada B parçası varsa burada da B parçası olacaktı. Bakın bu da ne çıktı? A artı B. Ve bir dik üçgen var. Kenarları eşit. O zaman ikiz kenar dik üçgendir bu diyorum. Ve şuradaki açımızın ölçüsü 45 derece olacak. Yani 24 ile x'in toplamı 45'tir. X ne çıkar bu durumda? 21 gelir dostlar. Evet, 11'i de gömdük. Hemen 12. köşe taşındayız. X sorusuna bakıyorum. İkiz kenar üçgen demiş ve AB ile AC birbirine eşit. Dostum, az önceki kuralın çok benzeri. Şimdi ikiz kenar üçgende bu eşit açılardan çizilen yükseklikler eşitti ya hani. Dostlar, açıortaylar da eşit uzunlukta. Hemen bütün kuralı söyleyeyim hatta. Açıortaylar burayı aynı oranda böler. Yani şunlar eşittir. Açıortayın şu parçaları eşittir. Açıortayın şu parçaları eşittir. Yani burası da 6'dır KC. Başka bunlar sadece arkadaşlarım. Bir de açıortayların tabii ki tamamı da birbirine eşit oluyor. Şimdi bize de neyi soruyor? BC'nin en küçük tam sayı değeri. BC neresi? Şuradaki açının en küçük tam sayı değeri nedir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Biz de ne diyeceğiz? Şimdi 6, 6 şu üçgeni konuşacağız arkadaşlar. Şuradaki üçgen. 6, 6 buranın uzunluğunu birazdan bulacağız. Öncelikle şunu söyleyelim. Şuradaki açının biz ne olduğunu biliyoruz. Hani üçgende açıyı hatırlayın. İki açıortayın arasındaki açı neydi? 90 artı A'nın yarısı. Yani burası 90'dan daha büyük bir açı, daha büyük bir sayı. Peki 90 olsaydı burası ne diyecektim? Şimdi 90 olsaydı 6, 6, 6 kök 2 olurdu. Ama 90'dan büyük dediği için ben de 6 kök 2'den büyüktür diyorum. 6 kök 2 de yaklaşık 8 nokta bir şeydir arkadaşlar. 8.1 gibi çıkar dışarıya. Bir önceki videoda göstermiştik bunun dışarıya nasıl çıktığını zaten. Aynısı çıkmıştı karşımıza. 8.1 gibi bir sayıydı 6 kök 2. Demek ki 8.1'den daha büyük olacak BC uzunluğu. O zaman cevabım da 9 olacak dedim. 8.1'den bir büyük, 9 var çünkü. Geldim ikinci soruya. Bakalım bu ne diyor. 100 derece vermiş. Bakın ne diyeceğiz? Şimdi buradan çizilen açıortay burada bir tık tık ayırmış. Demek ki bu da açıortay olacak ki arkadaşlarım. Bu da açıortaymış ki aynı parçayı da bu ayırmış. E o zaman burası da 6'dır öğretmenim diyeceksin. Hatta 100 ise bunlar ne oluyordu? Şunlara toplam 80 kalıyor. 40, 40 paylaşıyorlar bunları. Ve hatta 20, 20. 20, 20 diye de buraya dağıtıyorlar. Şimdi AB ile AC eşit. Tamam. AB ile AC'nin eşit olduğunu gördük. Açıortay AD ile AE eşit. Tamam. Dikliği gördük. Ona da eyvallah. 6'yı gördük. Ona da eyvallah. FH kaçtır diye de bir soru sormuş bize. FH neresi? Şu şuradaki uzunluk kaçtır diye de bir soru sormuş dostlarım. Bunu bulacağız şimdi birlikte.
100'dü, 80 kaldı bunlara değil mi? 80, 40, 40 böyle paylaştılar. Bunların açıortay olduğunu biliyorum. Yani şu uzunluklar da birbirine eşit. Bunları da biliyoruz dostum. Başka ne söylememiz gerekiyor? Bir de şunu söyleyelim. Buradan aşağı indirdirsem ben eğer ki bunun tamamını şu şekilde. Buranın da aynı zamanda yükseklik, hani kayı kuralı gereği, aynı zamanda ne olması lazım da açıortayda olması lazım. Yani 50, 50 diye de bu buraları bölecek diye. Şimdi 50, 20 daha 70. Şurası 70 çıktı zaten, bunu da biliyoruz artık. Başka ne söyleyebiliriz? Şöyle bir bakalım. Bunu bulmanın yolu nedir diye bir konuşalım. Şimdi 6 var. Evet, şöyle bir bakıyorum. 40 var. 20 daha ne yaptı? 60 yaptı. Şuranın 120 olduğunu söyleyebilirim ben. Şuranın yine 40 olduğunu söyleyebilirim. Tabii işime yarayacak mı bilmiyorum ama gördüğüm her şeyi yazmaya çalışıyorum dostlarım. 40, 70. Şimdi 70, 40. O zaman şuranın da 70 olacağını söyleyelim. Hatta bu açı da 70'tir diyelim. Açıortay çıkar mı diye düşündüm ama çıkmadı açıortay. Kayı kuralı, ikizkenar üçgen falan yapalım diye düşündüm ben. Sadece şu açıortay çıktı. Buradan bir diklik çizsem, bunun da x olduğunu biliyorum bu dikliğinde. 90 derece diyelim. Bu da x fışkırtma teoreminden söylüyorum bunu. Şurası 70, şurası da 40 oldu. Ne diyeceğim? 20, 40, 60 oldu şurası. Oo, çok küçük sayılardan çıktı ya. Şimdi şurası da 60 geldi. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3 kök 3 geldi ama çok uzattık be kardeşim ya. Minicik minicik çizmişler bir de. Şimdi şunu yaptım arkadaşlarım, hatırlayın. Açıortayın üstündeki bir noktadan bu kola indirdiğim diklik x ise şu kola indirdiğim diklik de x'ti. Bunu yaptım. Ve şurası 40, şurası 20 bulduk yani. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşitten şu açıyı da 60 buldum. Demek ki şurası da 30. Ve bakın 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısına 3 dedim. 60'ın karşısına da 3 kök 3 dedim. Ama küçük çizildiği için tam da güzel olmadı herhalde diye düşünüyorum arkadaşlarım ya. Evet, üçüncü sorudayız. Bakalım bu ne diyor. Şimdi AB ile BC birbirine eşit. AB ile BC birbirine eşit. Burası 120 ise bunlara da 30, 30 kalacak diyebiliriz. AD ile EC de birbirine eşitmiş. Ne demiştik? Eşit açılardan çizilen açıortaylarda eşit. Demek ki bunların ikisi de açıortay. Bu açıortaysa bu da açıortay oldu. Sonra ne diyor? A noktasının EC'ye uzaklığı kaç birimdir? Şimdi A noktasının EC'ye uzaklığı demek, A'dan EC'ye dikindirin, bunu soruyor bize dostum. Burası kaç santimdir diye bir soru sormuş. Şimdi şu açıortayların şurası 12 ise burası da 12 idi. Bunu biliyoruz. Şuralar toplamda 30'du. 15 burası, 15 burası oldu. Bu 15 ise artık bunların da 15, 15 olduğunu biliyorum ben. Ve 15 ile 15'in toplamı 2 iç açıdır. Bir dış açıya eşit kuralından buranın da 30 olduğunu gördüm. Dolayısıyla şu 30-60-90 üçgeninde 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısının da 6 olduğunu söylerim. Olay biter. Geliriz bu sorumuza. Şimdi AB eşittir AC. Tamam, bunlar eşit. Bakın kayı kuralı neydi? İkizkenar üçgenin tabanına indirilen kenarortay aynı zamanda dik olur, aynı zamanda da açıortay olur. Bunu da söyleyeyim. BC neresi? BC şurası büyüktür diyor AC'den. Evet, ikiz kenarlardan büyük bir açıymış burası. Onu da biliyoruz en azından şimdi. Büyük bir kenarmış. Tamam, bunu da öğrendik. DC'yi 6 vermiş. Peki, eyvallah. DC'de 6'ymış. Tamam. Buna göre BE neresi? Şurası. BE'nin en küçük tam sayı değeri kaçtır diye bir soru soruyor. Bakın ben şunu da çizdiğimde bu da açıortay oluyor değil mi dostlarım? Şimdi sonuçta iki açıortayın kesiştiği noktaya iç teğet çemberin merkezi diyorduk. Ve iki açıortay buradan geçiyorsa üçüncü açıortay da buradan geçmek zorundaydı. Demek ki bu da açıortay. Ve bu açıortaylarda şu özellik vardı. Buna eşit. Şimdi sana BE'yi soruyor ama artık X'i soruyor diyebilirsin artık dostlarım. Şimdi BC şundan büyük demek arkadaşlar. Şuradaki açının
ne diyelim, şuradaki açıdan daha büyük olduğu anlamına geliyor diyebilirsiniz. Peki bu durumda şu üçgende, şu üçgene odaklanın. X'in karşısındaki açı daha büyükse 6'dan da büyük olacak diyebilir miyiz X açısı için? Kesinlikle diyebilirim öğretmenim. O zaman X büyüktür 6'dan, ne olur en küçük? 7 olur diyebilirim dostlar. Evet, böylelikle bir 4 köşe taşı daha gömmüş olduk arkadaşlarım. Bir 4 daha gömeriz. Kaç taneymiş toplam bir bakıyorum. 15 taneymiş toplam. Evet, 13'ü 14'ü bir de 15'i gömeceğiz. 3 tane daha gömeceğiz bir sonraki videoda. Sonra tarama ve konu testlerine geçeceğiz arkadaşlar. Evet, böyle mevzu. Hadi bakalım o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın, sağlıcakla kalın dostlar. Öpüyorum hepinizi.